Efendim merhaba. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz hep birlikte ve ülke gündemini değerlendirmeye çalışalım konuklarımızla birlikte. Bugün yeniden Doğuş Partisi yöneticilerinden Mustafa Ulaş bizlerle birlikte, Lefkoşa İlçe Başkanı. Tabii hem biraz partiden bahsedeceğiz ama öncelikli gündemimiz tabii bugün 24 Nisan 2014, 2017, 2004 referandumunun tam üzerinden 13 yıl geçti. Müzakereler de yeniden başladı verilen aranın ardından. Geldiğimiz noktayı biraz konuşmak lazım. Aradan geçen bu 14 yılda neler değişti, bunları konuşmak lazım. Bir yıl daha geri gidersek 2003'te de örneğin iki tarafta kapılar açıldı karşılıklı geçiş için. Bunun getirip götürdükleri var. Bu konular üzerinde bugün ve dün Diyalog haberlerinde, Diyalog TV'nin haberlerinde çeşitli telefon bağlantılarıyla bu konuları değerlendiriyoruz. Tabii bunun yanı sıra iç gündemimiz var. İç gündemde de maalesef konuşacağımız iyi şeyler yok. Genelde ülkedeki sıkıntıların, sorunların, çöküntünün resimleri var her gün gazetelerde. Bunların üzerinden değerlendirmeler yapılabilir tabii. Gerek trafik olsun, gerek sağlık olsun, her alanda attığımız adımlarda karşımıza sıkıntıları görüyoruz. Bunları değerlendirmek istiyoruz bugün yine. Hoş geldiniz Sayın Mustafa Ulaş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet tabii sizi toplum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de tanır. Bağımsız aday olmuşsunuz. O dönem Kıbrıs müzakereleriyle ilgili de çeşitli mesajlarınız olmuştu. Bugün itibariyle son kurulan partiyi herhalde yeniden Doğuş Partisi. Onun yöneticiliğindesiniz. Lefkoşa İlçe Başkanı son göreviniz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür önce ederim. Çok girmeden şeye hemen konularımıza girmeden o zaman partiden çünkü yeni bir parti. Tabii bazı eleştiriler var. Köken ayrımcılığına dayalı politika noktasında yani Türkiye'li Kıbrıs ayrımı yapıyor. Bunun tehlikelerine dikkat çeken bazı yorumcular var. Bu konudan başlayalım isterseniz partiden başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de iyi günler diliyorum. Kısaca kendimden bir iki cümleyle bahsedeyim. Sonra konulara geçelim. İsmim Mustafa Ulaş. Şu an avukat olarak görev yapıyorum. Daha önce 19 yıl edebiyat öğretmenliği yaptım. Belli bir süre müşavirlik yaptım. Emekli oldum. Öğretmenlik dönemi içerisinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Şu an avukat olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda yeni kurulan YDP'nin Lefkoşa ilçe başkanı olarak şu an buradayım. YDP bir ihtiyaç mıydı? Neden kuruldu? Kısaca ona değinmek istiyorum. Biliyorsunuz YDP'nin Yeni Doğuş Partisi, şimdiki adı Yeniden Doğuş Partisi. Daha önce bir serüveni var biliyorsunuz. Daha önceki dönemde kurulduğu kısa bir siyasi hayatta yer aldı. Ama ondan sonra hem ayrılanlar oldu, geri kalanlar da bir şekilde özellikle iki büyük siyasi liderin Sayın Dektaş'ın ve Sayın Demirel'in araya girmesiyle bu parti o dönem kapatıldı. Onu da kısaca açayım. O dönem kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Dektaş, Türkiye'deki Sayın Demirel'le bu konuyu görüşerek YDP'nin yeni kurulan o dönem Demokrat Parti'ye katılmasıyla daha iyi bir Kıbrıs'ta iş yapılacağını, o dönemde gündemde olan yine bu ayrımcılık söylemlerinin de ortadan kalkacağını söylemiş. Sayın Demirel de buradaki Yeni Doğuş Partisi içinde görev alan, üst düzeyde görev alan kişileri çağırarak çocuklar bu partiyi kapatın ve yeni kurulan partiye geçin, böylece daha iyi olur demiştir ve YDP böylece son bulmuştu. Ondan sonra uzun süre geçti, 92'lerden beri düşünün. Birkaç kere yeniden bu parti canlandırılmak istendi ama bir türlü başarı elde edilemedi. En sonunda Sayın Erhan Arıklı ve arkadaşlar, ki ben o dönemde yoktum işte, de bu partiyi kurdular. Ben de aslında başlangıçta kısmen bazılarının söylediği gibi sıcak bakmadım bu partiye. Başka bir partide görev almak istedim ki daha önce de başka bir partinin içindeydim zaten biliyorsunuz. Demokrat Parti'ydi değil mi? En sonunda ama ulusaldaydım daha çok. O
şeyde belediye başkanlığında seçim, Demokrat Parti ile bir ilişkimiz oldu. Peki neden tekrar YDP kuruldu ve ben neden YDP'nin içinde yer aldım? Çünkü şöyle bir eleştiri vardı YDP'ye kısmen karşı bir görüş sergilerken. Bir ayrımcılık meselesi vardı. İki, Sayın Erhan Arıklı başka bir partiden geliyordu. Hı hı. Diğerleri yine partilerden geliyordu, farklı partilerden. Bunlar sanki Yeni Doğuş'u kullanarak diğer partilerin turbatı gibi kullanacak şeklinde eleştiriler vardı. Bu nedenle soğuk baktım. Ama belli bir süre izledikten sonra gerçekten böyle bir niyetleri olmadığını, özellikle Sayın Başkan Arıklı'nın canhıraş bu partinin sağlamlaşması ve kök salması çalıştığını gördüm. Ve ayrımcılık konusunda da aslında bu partinin ayrımcılık yapmadığını, bizzaki var olan ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uğraştığını gördüm. Ve bende de aynı anlayış var zaten. Bu ayrımcılık kime karşı yapılırsa yapsın, örneğin son günlerde yapılan kadınlara karşı şiddet, hı hı, nedeniyle kadınlara yapılsın, çocuklara yapılsın veya doğum yeri nedeniyle başka herhangi bir yerden gelen insanlara karşı yapılsın, bütün ayrımcılıklara, ayrımcılara biz karşıyız. Bu nedenle Yeni Doğuş Partisi'nin kurulması ve mecliste yer almasını düşünüyoruz. Birkaç örnek vereyim. Şimdi Türkiye kökenliler deyince acaba ayrımcılık mı yapıyoruz? Çünkü bu kelimeleri biz yaratmadık ya da biz de kullanıyoruz. Yani Türkiye kökenliler ya da yerleşikler veya başka isimler de söyleniyor ama ben onları kullanmak istemiyorum. Bu kelimeleri biz yaratmadık. Biz uydurmadık. Biz söylemiyoruz. Bize karşı söyleniyor bu kelimeler. Ve bu nüfus bizim tahminimize göre vatandaş olan bu nüfus %30 veya %33 civarında bir vatandaş nüfusu var bizim tespit ettiğimize göre. Yani rakamsal olarak %30 derken 200.000'in %30'undan bahsediyor. Seçmen olarak %30 civarında bir seçmen kitlesi var. Ve bu kitle bakın mecliste pek yok %33 civarında olmasına rağmen. Bakın yürütmede hiç yok. Kamu Hizmeti Komisyonu'nda hiç yok. Sayıştaylık'ta yok, Ombudsman'da yok, hiçbir ilkokul, ortaokul, lise müdürü yok. Yani buralara bu kitlelerden acaba gelebilecek yeterlikte hiç kimse yok muydu? Yoksa tamamen tesadüf mü bunlar? Yani ama süreç içerisinde olmadı mı bunlar? Olmadı. Buralarda olmadı. Olan yerlerde oldu. Olan yerler nereye oldu? Son dönemlerde işte şunu söyleyeyim. 42 yıldır bu kitleler burada. Aşağı yukarı belki 1000'in üstünde müsteşar değişikliği oldu. 2 tane müsteşar var, 3 tane. 1000'in üzerinde müsteşar, 1000'de 3. 8 ya da 10 müdür var, belki 1500 civarında müdür değişti. 1500'de 10. Yani bu rakamlar tamamdır. İyi araştırılıp son dönemde sanki daha yüksekmiş gibi. Yok, aşağı yukarı 10 civarında, müdür civarında, müsteşarlar, müşavirle birlikte. Şimdi baktığınız zaman bunların tesadüf olması mümkün değil. Peki bunlar yapılırken ben şöyle bakıyorum, çok da garipsemiyorum. Neden şöyle garipsemiyorum? Bunlar o kadar da çok aslında ben kınamıyorum. Neden? Kıbrıs'ta yaşayan insanlar ya da tırnak içinde Kıbrıs dediğimiz insanlar eskiden Rumların içinde yaşarken gerçekten bir varoluş mücadelesi verirken birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, birbirini tanımış, birbirine destek vermiş insanlardır. 74'ten sonra da bu insanlar birbirleriyle mutlaka tanışıyor, mutlaka akraba ya da yeğen ya da yakın insanlardır. Bu insanlar iktidara gelince de mutlaka tanıdık birini oraya alıyor. Tanıdık birini işte iş başına getiriyor, tanıdık birini seçiyor ya da akraba birini seçiyor. Bunlar normal olan şeylerdir. Normal olmayan şey Türkiye'den gelen, sonradan gelen bu insanların böyle bir tanıdığı olmaması, böyle bir akrabası olmaması, böyle olunca da bu yerlere gelmesi mümkün olmuyor. O zaman geriye ne kalıyor? Bu insanların gerçekten örgütlenip bu siyasete girmesi ve %33 olmasa bile belki %15 civarında siyasette ağırlığını hissettirmesi aslında doğal olarak var olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırması gerekiyor. Yani mesela milletvekili adayı gösterilmede sorun mu yaşar? Yaşanmıyor ama seçilmiyor.
Tamam, %30 seçmeni varsa eğer, böyle bir ayrım yapmışsanız, %30 seçmenin desteklemesi yeterli değil midir çoğu noktaya gelmeye? Atıl Bey, şimdi şöyle düşünün. Bu insanlar ekonomik olarak en alt kesimi oluşturuyor. Ekonomik olarak en alt kesimi oluşturan insanları bir şekilde yönlendirmek çok kolay. Niçin? Siz eğer hükümetteyseniz, ekonomik olarak da güçlüyseniz, bakanlık, müsteşarlık müdürü olarak da üst düzeydeyseniz, bu insanları yönlendirmek çok kolay. Her dönem biliyorsunuz söz veriliyor. Ben Alayköy'de yaşıyorum. Alayköy'de şimdiye kadar söz verilmedi kimse yoktur. Ve yapılan iş de pek yoktur. Dolayısıyla tam insanlar birebir yaşamıyor mu bunu? Yaşıyor, her dönemde ama, kandırılmaya devam ediyorlarsa ama, sorun oradadır demek o doğru, ki. O doğru ama şu da var. Bakın bir söz vardır. Fakir, umut fakirin ekmeği diye. Şimdi insan hayal etmekten vazgeçmiyor. Hayal biterse ömür de bitiyor. Ya da umut biterse ömür de bitiyor. Umut ediyor insan. Çünkü şimdi ben siyasete girmezsem benim o insanlara vaat edebileceğim, gerçek anlamda vaat edebileceğim hiçbir şey yok. Ama var olan partiler gidiyor insana diyor ki çocuğu işsizdir, kendisi işsizdir ya da evi yoktur ya da başka bir şey yoktur. Vaat ediyor. Her dönem vaat ediyor. Bu çocuğu olmadı öbür çocuğunu işe alacağım veya başka bir işini yapacağım. Veya elektrik direği yoktur, evine gelmek için elektrik direğini dikecek vesaire. Mutlaka insan umut etmek istiyor. Ben geçen dönemde işte belediyede de adaydım. Yine Cumhurbaşkanlığında da. Kişi geldi bana şunu diyor. Mustafa Bey diyor. Ben diyor sana oy veririm ama biliyorum ki ben karşı taraftan söz aldım. Tamam, söz aldım. Beni işe alacaklar. Belki kazanmaz ama diyor ben o sözü aldım. Belki kazanmaz ama ben söz aldım diyor. Kazanmadı. Ama ki gitti oyunu ona, o kişiye verdi. Bu kişi TC'den gelen bir kişi veya TC'den olmayan kişiler de var. Dolayısıyla alt kesimde yaşayan insanların umuda ve hayale ihtiyacı var. Ve ne yazık ki, yazık ki şimdiye kadar hükümette olanlar da bunu bol bol kullandılar. Bu nedenle biz YDP olarak aslında doğal olarak var olan bu ayrımcılığı, ben doğal olarak diyorum. Çünkü insanlar tanıdıklarının, yakınlarının ön plana çıkarlar. Yani şimdi örneğin YDP iktidarı olursa bu sözleri vermiyor mu? Yoksa tam aksine biz verirsek yapacağız. Alacağız mı diyorsunuz? Biz, ne yapıyorsunuz? Biz söz verirsek yapacağız. Neler onlar? Mesela şöyle başlayabiliriz. Bir kere biz ister Kıbrıs kökenli olsun, ister Türkiye kökenli olsun. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'den gelen insanların da %95 civarındaki, pardon %5-6 civarındaki insanın durumu iyidir. Yani onlar da aslında kendini kurtarmış. Bu en alt gruptan, işte yoksul olan gruptan, ezilen gruptan çıkmıştır. Türkiye kökenli aşağı yukarı %95-94'ü en alt grubu oluşuyor. Kıbrıslı dediğimiz, tırnak içinde Kıbrıs dediğimiz insanların da aşağı yukarı %15 ile %20'si en alt grubu oluşturuyor. Diğerleri daha üst grupta. Onun için biz mutlaka sosyal devlet dediğimiz sosyal devleti gerçekleştirmek zorundayız Yeni Doğuş Partisi olarak. Sosyal devleti ben şöyle tanımlıyorum. Kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadır. Bizde sol partiler her zaman sosyal devleti ön plana çıkarırlar, işte emek, hak, özgürlükler ön plana çıkarırlar ama bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Neden mümkün değil biliyor musunuz? Çünkü bizde sol olan partiye oy veren kitle ve üst düzeydeki yer alan kişiler aslında küçük burjuvazidir. Yani emekle yakından uzaktan ilgisi olmayan kimselerdir. Dolayısıyla böyle insanların sosyal devleti gerçekleştirmesi eşyanın tabiatına aykırıdır ve mümkün değildir. Peki sosyal devleti kim gerçekleştirebilir? Ancak bizim gibi olan, yani halkın en alt grubundan gelen insanlar gerçekleştirir. Onun için ben diyorum ki YDP gerçekten kimsesizlerin kimsesi olacaktır ve sosyal devleti ancak YDP gerçekleştirebilir. Çünkü bu partiye oy verecek kesim bu toplumun en alt kesimini oluşturuyor. Peki sosyal devlet nedir? Sosyal devlet şudur. En yoksul olan, en altta olan, kimsesi olmayan, işsiz, fakir, fukaraya yardım eden devlet sosyal devlettir. Burada da bir örnek vereyim. AKP Türkiye'de iktidara geldiğinde sosyal yardımları %300 artırdı. Düşünebiliyor musun?
%300 arttırdı. Bugün AKP'nin oyu eğer eksilmiyorsa bu sosyal yardımları %300 artırmasından dolayıdır. Dolayısıyla bizim iktidarımızda da eğer hükümet ortağı olursak önümüzdeki dönemde mutlaka en alt gruptaki insanları sosyal yardım devletiyle ve sosyal devletle kesinlikle ihtiyaçlarını anayasamızda ifade edilen, anayasamızda şöyle diyor, diyor ki anayasa, devlet ya da hükümet her insana insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Ama ne yazık ki öyle değiliz. YDP bunun peşinde bunu yapacaktır. Bunu yaparken de Türkiye'li Kıbrıslı şeklinde bir ayrım kesinlikle yapmayacaktır. Evet. Zaten belli bir tabandan bahsettiniz. Bunun evet. içerisine Kıbrıslılar da koydunuz. Tabii, daha az var. Bir oran olması ile birlikte dediniz ama böyle bir şey. Bakın bir izleyicimiz şu yorumu yapmış. Az önce hani umut eder ya insan evet. dediniz. Bu umut meselesi değil, menfaat karşısında oyunu satmak demektir diyor. Şimdi öyle bakamazsın. O insana... Oğlumu işe alacağın için ben sana şey vereceğim. Bu umut değil ki diyor, bu menfaattır. Ama şöyle bakın. O insan kendisi de doğru düz bir işte çalışmıyorsa o menfaattır, doğrudur ama aynı zamanda umuttur. Ya şimdi düşün, senin birkaç tane çocuğun var. Hiçbiri devlette çalışmıyor. Özel sektörde de doğru dürüst bir yeri denemedi. Ne düşünürsün? Sen herkes çocuğunun, oğlunun, kızının bir yerlere gelmesini ister. Eğer birisi gelir sana, bir umut verirse, ben iktidara geldiğimde ya da belediye başkanı olduğumda oğlunu, kızını işe alacağım dediği zaman bu umuttur. O ailenin hayatını yaşamadan bilemezsin bunu. O ailenin hayatını biz yaşayarak geldik. Ben yaşadım. Ben liseye giderken gerçekten onu söyleyeyim. Onun için ben sosyal devlette hiçbir zaman vazgeçmedim. Sosyal devlet mutlaka hayata geçirilmeli. Benim bir ceketim vardı. Okulun kıyafet tüzüğüne uymuyordu. Ve okula girerken çıkarırdım, sınıfa gidince giyerdim. Çünkü rengi uymuyordu. Dolayısıyla böyle yaşayan hala binlerce çocuk var. Ben başka bir örnek vereyim size. Biz İskele'ye ve Mağusa köylerden gittik. Hala o bölgelerde anne baba çocuk okula giderken bir sandviç alacak günde para veremiyor, biliyor musunuz? Yani bunu başka bir şeyle açıklayamazsınız siz. Bu çocuk eğer bir umut ışığı, bu aile bir umut ışığı gördüğü zaman oyunu sattı diyemezsiniz. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye kökenli vatandaşların %80'i bu haldedir. Şu öyle aşağı doğru indikçe artıyor. Belki şu biz yani herhalde bunu iddiayla söyleyebilirim. Biz de her hafta bir köyleri geziyoruz, biliyorsunuz siz de. Tamam, sıkıntılar var özellikle üretici kesiminde ama hani böyle bir şeye nedir? Bir sandviç çocuğuna veremeyecek çok aile var ama. Yani çok var. Çoktan kastınız nedir bilmiyorum ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Şimdi çoktur. Şöyle bakın. Hala okula giderken bir bakın o çocuklara. Kışın o yağmurda gerçekten doğru düz ayakkabısı olmayan, doğru düz ceketi olmayan çocuklar olduğunu görüyorsunuz. Ben öğretmenlik yıllarında da gördüm ben. En son Türk Lisesi'nde öğretmendim ben. Son 7 yıl orada kaldım. Liseye gelip de öyle yaşayan insanlar var, çocuklar var. Ve kıyafetlerinden belli. Ama giderek yavaş yavaş bunlar da kaybolmaya başlıyor, daha aza iniyor. O doğru yani ama hala daha çok bu. Güvercinlikten bir örnek vereyim geçen gittiğimizde. Güvencinlik ilkokul kantini işlemiyor, biliyor musun? Neden? Çünkü çocuklar para verip bir şey alamıyor. Bu çok acı bir örnek. Dolayısıyla onun için diğer siyasilerin unuttuğu sosyal devlet, ki anayasamızın başlangıç kısmında da yazan o sosyal devleti mutlaka YDP olarak biz gerçekleştirmek zorundayız. Peki. Kolay gelsin diyelim size. Teşekkür biraz da siyaset konuşalım madem. Bu Kıbrıs müzakere sürecinde tabii hedef kitlenizi de düşünecek olursak sizin en başta çizdiğiniz profil çerçevesinde müzakerelerde şimdiye kadar elde edilen kazanım olarak göreceksek eğer bunu işte tüm vatandaşların buralarda tekrar yeni federal devletinde vatandaşı olacağını açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün vatandaşlık hakkı elde edenlerin
Ama bunun dışında verilmesi muhtemel yerler vesaire ki çizdiğiniz profilde genelde köy yerlerini kastediyorsunuz. Orada da buna uygun eğer bir anlaşma olacaksa atılacak adımlar var. Madem gezmeye de başladınız, nasıl şeyler alıyorsunuz vatandaşlar? Sizin bu konudaki politikanız nedir? Şimdi orada bir şu var. Yani insanımız birinci mesele Kıbrıs meselesini görmüyor. Birinci mesele artık ekonomik mesele. Kıbrıs meselesi 2004'te olduğu gibi birinci mesele olarak her yerde karşımıza çıkmıyor. Siz de biliyorsunuz, televizyonda sık sık gidiyorsunuz. Herhalde Kıbrıs meselesi birinci mesele değil. Daha çok ekonomik mesele, hükümetin yanlışları veya diğer şeyler. Halk şunu anladı. Burada Kıbrıs'ta kısa sürede, kısa vadede bir anlaşma beklemiyor. Biz de beklemiyoruz. Nedeni şu. Çünkü Rumlar istediğini alana kadar yeni bir anlaşma yapmaya yanaşmayacak. Peki istediğini almak nedir? Bana göre, ben 2004'te de aynı söylüyordum. O dönemde televizyonda yine söyledim. Cumhurbaşkanlığı aday olduğum dönemlerde de bunu söyledim. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere için uygun gördüğü formül şudur. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacak. Türkler ancak bir belediye yetkilerini kabul ederse anlaşmaya yanaşacaklar. Bir belediye yetkilerini. Onun dışında gerçek anlamda bir federal yapıyı, bir federasyonu istemiyorlar. Çünkü gerçek anlamda bir federasyonlar yetkilerin paylaşımı demektir. Rumlar Türklerle gerçek anlamda yetkilerin paylaşımını istemiyor. Yani bu ülkeyi ortak olarak yönetmeyi içlerine sindiremedi, içselleştiremedi. Bence asıl mesele buradan kaynaklanıyor. Yoksa YDP olarak biz anlaşmaya karşı değiliz. Gerçek anlamda bir federasyonu biz kesinlikle savunuyoruz. Örneğin İsviçre'deki federasyonu buraya getirin. Ama orada bir iki şey daha söylüyoruz. Kıbrıs'ın özel koşullarından dolayı. Örneğin Türkiye'nin ekin ve fiili garantisi ve bir de iki kesimlilik. Getirin koyun, biz evet deriz. YDP olarak bugün biz evet deriz. Ama Türkiye'nin bu ekin ve fiili garantisi ve iki kesimlilik mutlaka sağlanmalı. Ertuğrul Bey geçen bir toplantıya katılmıştım yine bir açık oturum televizyonda. Sol parti temsilcisi birisi şöyle demişti. 1960 Cumhuriyeti federal cumhuriyet değildir. Düşünebiliyor musunuz? Sol partiler bu ülkede federasyon kurulsun diye sürekli çirkanlık yapıyorlar. Kıbrıs'ta barış engellenemez vesaire. Sürekli onun üzerine oynuyorlar ama 60 Cumhuriyeti'nin bir federal yapı olduğunu bilmiyorlar. Oysa 60 Cumhuriyeti bir federasyondur. Ama diğer federal yapılardan farkı şudur. Bunun için de bana göre yaşamadı. Nedir biliyor musun? Federasyonun temel özelliklerinden biri şudur. Bir insan topluluğu olacak. İki, bir coğrafi yapı olacak. Yani o insan topluluğunun bir coğrafi üzerinden birlikte yaşaması olacak. Üç, birlikte yönetme iradesi olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman insan topluluğu var, bir irade var ama Kıbrıs Türklerin yaşadığı bir coğrafi yok. Neden? Kıbrıs Türkleri Kıbrıs'ın içine serpilmiş, dağılmış durumdaydı. Ve 60 Cumhuriyeti de bu nedenle yaşamadı. Bunun için Kamu Hukuku diye bir Alman yazarın bir kitabı var. Yakında o üniversitesinin hukuk fakültesinde de okutuluyordu. Şu an aklımda değil. Kamu yönetimi, devlet teorisi diye ona bakılabilir. Oradaki tespit de budur. Yani bundan sonraki kurulacak federasyonda mutlaka iki kesimlilik, o coğrafi bölge diyor, iki kesimlilik sağlanmalıdır ve sulandırılmamalıdır. Yoksa biz ilke olarak federasyona karşı değiliz. Şu anda sulandırıldığını düşünüyorsunuz gidişatta? Orada kısmen iki açıdan sulandırıldığını düşünüyoruz. Biz Sayın Talat'ın tek egemenlik meselesi. Çünkü tek egemenlik hiçbir federasyonda yoktur. Federal yapıda yoktur. Bütün hukuk kitaplarını karıştırın. Tek egemenlik kavramını, tek vatandaşlık kavramını göremezsiniz. Adı üstünde federasyon zaten egemenliğin parçalanması demektir. Şimdi başka bir yerden alalım. Şimdi sendikaların federasyon haline gelince ne demektir? Birçok sendikaların bir araya gelip bir yetkilerin paylaşılması demek değil midir? Yetkiler paylaşılır. Tek egemenlik olmaz federasyonda. Ben o dönem Sayın Talat'a şöyle bir eleştiri getirmiştim. Demiştim ki
Sayın Talat Kıbrıs'ta üniter devletin kapısını açtı. Sayın Talat bizi çağırmıştı, gitmişti o zaman. Ben şunu dedim, Sayın Talat, hiçbir hukuk kitabında, hiçbir federal devleti anlatan kitapta tek egemenliği bulamazsınız. Bize söyledi şudur, biz bunu kabul etmeseydik Rumlar masadan kaçacaktı. Sonra gene kaçtı ama tek egemenliği aldılar, masaya kilitlediler. Sonra Sayın Akıncı'nın yaptığı başka bir bana egemenliğe uymayan, özellikle bizim için kısmen sulandırılma sayılan dört özgürlüktür. Onlar içinde de Rumların istediği kadar Türk tarafından mal ve mülk edinme özgürlüğü. Yoksa gezebilir, gelebilir, kalabilir ama Türk tarafından gelip Rumlar istediği kadar mal alabilirse ben Türk tarafının oluşturduğu Türk Federe Devleti buna bir yasal sınırlama koyamazsa önümüzdeki dönemde bir 10-15 yıl içerisinde bak bir de bakarız ki Türk tarafında toprak kalmamış olabilir. Vatandaş yapmıyor kendisi. Belli bir kota koyuyor. Ama evet son öyleydi. Yani gelip kuzeyde ama mal mülk ediniyor. Mal mülk edinebiliyor. İşte odur önemli olan. Bakın mal mülk edinirse ondan sonra çünkü adamlardan para var bir de devlet desteği olursa belli bir süre bunun sonra... zaten şey yok mu? Yani şu anda da kimileri işte İsraillerle Ruslar her tarafı aldı, almaya devam ediyor diye serzenişte bulunur. Bakın dışarıdan yani dışarıdan gelip belli oranda onu da aslında yasayla sınırlandırmak lazım. Belli oranda koymak lazım. Tabii bir de dünyaya açılmak için bunu da tamamen ortadan kaldırmamak gerekir. Ona da inanıyorum ben. Ama belli bir sınırlandırma getirmek gerekiyor. Çünkü az bir toprak parçan var senin. İleride belli bir aşamada bir de bakacaksın ki elinde hiç toprak kalmayacak. Bunun için önemli bence. Evet. Bu yani sadece şeyde değil, yeni federasyon olursa değil, şimdi de şimdi düşünmek de lazım zaten. Size göre. Ama bir taraftan da şey istiyoruz. Sürekli yeni yatırımcılar gelsin, işte gelsin ama işte bu toprak satmayı, toprak vermeyi sınırlandırmak lazım belli ölçülerle. Yani ama yatırımlar da toprağa yapılıyor. Tabii ama nasıl olacak o? Şimdi yatırım derken yani adam... Güney'e bakalım son dönemde muazzam yerler verildi. Ya adam gelsin ya alsın 100 dönüm, 200 dönüm ama binlerce dönüm de vermeyelim yani. Söyledim o benim. Yani şimdi bir yatırımcıya binlerce dönüm yer verirsen, öbürünü de verirsen belli bir süre sonra sana toprak kalmayacak. Ne yatırım yapacaksa o yatırımı geriye kadar verelim. Söyledim mi? Evet. Şimdi bir soru var onu. Tabii. Gelmişken soralım. Yeri gelmişken. Varsayalım ki anlaşma oldu. Tüm şimdiki vatandaşlar da yeni federasyon vatandaşları olacak. Ama tek bir şart koysalar vatandaşlık konusunda seçim ne olur? Yani burada herhalde şey denmek istiyor. Türkiye yurttaşlığını bırakacak da tek vatandaş olsun. Onu mu seçer yoksa Türkiye yurttaşlığını mı seçer? Tabii öyle bir... şimdi öyle bir bu tamamen hayali bir şey ama şunu da söyleyeyim oradan madem açıldı konu. Şimdi bizim yaşadığımız 1970 ve sonrası 75 ve sonrası gelen insanların yaşadığı gerçekten ilginç bir dramdır. Biz buraya geliyoruz Artur Bey şimdi ben 42 yıldır buradayım. Sordukları zaman ben neresindeyim diyorlar. Ben Alayköylüyüm diyorum. Türkiye'ye gittiğimde neresin diyorlar. Kıbrıslıyım diyorum. Zaten onlar Kıbrıs'a geldi, Kıbrıs'a gitti diyorlar. Babam mesela 70 küsur, 76 yaşında oraya gittiği zaman ona da Kıbrıslı diyorlar. Hmm. Buraya geldiğinde de Türkiye'yle diyorlar. Şimdi aslında bizim yaşadığımız çok ilginç bir dram var. Biz hiçbir yerli olamıyoruz. Çok ilginç bir durum. O tabii hayali bir soru. Ama şu var, ben Kıbrıs'ta yaşamaktan, benimle düşünen insanlar çok gerçekten mutluyuz. Kıbrıslı insan, Kıbrıs'ta yaşayan bütün insanlar, yani burada doğumlu olsun ya da eskiden ya da burada olsun, gerçekten çok hoşgörülü insanlardır. Gerçekten geçmişten beri gelen bir hukuki altyapıyla insanlara bakıyorlar. Örneğin trafikte durmaları bile giderek başlıyor ama ışık yanlı ya da ışık yanmadı yolcu geçerken bile dışarıdan gelen özellikle Türkiye'den gelen insanların dikkatini çekiyor. Türkiye'de durmaz da gelen trafikte. Bunlar çok önemli hasletler, iyi şeylerdir. Kıbrıs'ta yaşamaktan, Kıbrıs'taki tanıdığım insanlarla birlikte yaşamaktan, hatta tanımadığım insanlarla birlikte yaşamaktan ben mutluyum. Bizim camianın çoğu da böyledir. İnan bu insanlar Türkiye'ye gittiği zaman dediğim zaman kendilerini her zaman Kıbrıslı olarak ifade ederler.
Zaten oradakiler de bunlara Kıbrıs'ta derler, Türkiye'de demezler. Dolayısıyla geçen bir gözlemimi daha anlatayım. Geçen biliyorsun Türkiye için seçim halk oylaması yapıldı. Oraya gittiğimde şunu gördüm Artur Bey. Bayağı kalabalıktı. Yani aşağı yukarı 300-400 kişi vardı önümde. Eskiden şöyle bir baktığın zaman giyim tarzlarından, davranışlarından Türkiye kökenli olduğu insanlar anlaşılıyordu. Artık anlaşılmıyor. O insanları ben sokakta görseydim Türkiye kökenli olduğunu söyleyemedim. Dolayısıyla uyum yavaş oluyor ama gerçekten Kıbrıs'a uyum sağlamıştır bu insanların büyük çoğunluğu. Hem giyim tarzı hem yaşam tarzı olarak hem de kültürel anlamda olmuştur. Ama keşke hükümetler bu insanlar için daha çok böyle entegrasyon programları yapsalardı da daha hızlı Batı'da olduğu gibi bu uyum gerçekleşseydi. Mesela Batı'da biliyorsunuz Almanya ile özellikle çok yakından ilgileniyoruz. Almanya'da işsiz olan, işi olmayan, mesleği olmayan insanları özellikle devlet ele alıyor. Mutlaka bir meslek edindirme kurslarına tabi tutuyorlar, başka kurslara tabi tutuyorlar. Burada ne yazık ki devlet bu işlevleri yapmıyor. Emek en yüce değer diyen sol kesim ki yabancılara da iyi davranması gereken, bütün emekçilere iyi davranması gereken sol da ne yazık ki bu kitle hep dışlamıştır. Onu da ben anlamadım dedim dışladı. Çünkü emek en yüce değerse bu kitlenin %99'u emekçidir ama ne yazık ki bu kitle hep dışlamıştır. Bu kitlenin kendi içerisinden gelenler de tam tersi yönde. Nasıl? Dönemi. Yani işte örneğin Adnan Plan dönemindeki patlamada vatandaş sayılarını kısıtlama vesaire gibi sorunlar ortaya çıktı. Geliş yani iş gücü için gelen insanlar işte onlara aileleriyle birlikte gelme imkanını tanıyan yasaların altyapısını örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptı. Tabii bu da kendi içinde bir başka tartışma yarattı galiba. Hiçbir taraftan şey alamadılar. Şimdi tabii bir doğrultu çizmeleri gerekiyor. Bakın bu doğrultu ben kişisel olarak şimdi farklı bir partideyim. Bak CHP'nin yeni başkanı farklı bir vizyon çiziyor ama ben bunu her yerde söylüyorum. Bunu partiye ne kadar kabul ettirebilir o da ayrı konu. Çünkü Tufan Hoca farklı bir kişiliktir. Biliyorsun akademik bir yapısı evet, var. Hukukçudur. Üniversiteden geliyor. Hukukçu bir yapısıdır ama gerçekten klinik hale gelen bu CHP'nin sorunlarını nasıl çözer ayrı bir konu. Yoksa ben Tufan Hoca'nın bütün kitaplarını okudum. Oradaki değerlendirmelerin birçoğuna katılırım. Ama CHP'nin görüşlerine katılmıyorum. O ayrı konu. Çin'de kendi yönetiyor. Ona ama, göre... ama ona sahip olmak önemli. Yani onu hayata geçirebilmek önemli. Ben geçirebileceğine inanmıyorum. Şimdiki hükümetin vatandaşlık politikasını nasıl görüyorsunuz? Orada orada da sorunlar yaşanıyor. Duyumlarımız öyle. Çünkü daha önce de hep bu vatandaşlık meselesinde bunlar yapıldı. Biliyorsun CTP de yaptı bunu. Diğer partilerde kendine oy verebilecek kimseleri ön plana tutarak vatandaşlık veriyorlar. Bu çok yanlış. Şey olarak, yasal olarak kriterlere, ölçülere kimler uyuyorsa onlara vermeleri gerekiyor. Bir ayrım yapmamaları gerekiyor. Ama belli ölçüde diğerlerine de vermişlerdir. Ama seçim yaklaşınca duyumlarımız öyle artmıştır ki kimler bize oy verebilir onları ön plana almaya başlamışlardır. Onu da söyleyeyim. Tabii yasa başka söylüyor, uygulama başka tabii, söylüyor tabii. O konuda. O da bir yara yani yıllardır tabii, yapılamayan bir vatandaşlık yasası. Umarım o vatandaş olanlar bunların verdiği o sözlere inanmazlar. Çünkü yıllardır hem... Söz değil gerçi, icraat yapmış oluyor. Yani vatandaş yapınca başka tabii. Söz istemiyor herhalde. Vallahi herhalde. Vatandaş ben... olmak ne kadar sorun çözer Kıbrıs'ta? Yani biraz sorun çözer çünkü bu insanlar şimdi düşün asgari ücretle sen yaşıyorsun. Her yıl belli asgari ücretle geçiniyorsun ve çalışma iznin var. Her yıl mutlaka çalışma izni alıyorsun, doktora gidiyorsun, hastaneye gidiyorsun, uzatıyorsun bilmem ne. Eşin gelirse onun için aynı şeyleri yapıyorsun, belli miktar para ödüyorsun. Çok uğraşılıyor. Ama kişi vatandaş olursa en azından bunlardan kurtuluyor. Bu beyaz kimlikle bunu ayırt ediyorlardı. O da gene başladı, uygulanmadı falan. Uygulanmadı, bir sonuca da varmadı bilmiyorum. Ama yasal olarak vatandaşlık işte 12 yıl mı şimdi? 12 yılı doldurursan
başka yasal anlamda da bir engel olmasa herkese verilmesi. 12 yıl uygulama, 5 yıl normalde yasa. Son CTP galiba bunu çıkardı mı? Yok. 11'de veriyordu CTP. Şimdi, 12'de CTP veriyordu. 11'de şimdiki hükümet veriyor. 11, yani. 11 mühürde veriyor ama yasa 5'den sonrası ama o, diyor. Ama onlar da şimdi 11'de kimlere veriyorlar? İşte kimler kendine oy verebilecekse onları çeşitli kendine yakın adamları ön plana koyarak bu işleri organize ederek ön plana çıkarmaya başladılar. Bize gelen duyum. Şimdi bu bir yanda bir de var şeyler ama. Yani bu normal süreç işleyen süreçteki vatandaşlıklar bir de var. Bakanlar Kurulu kararıyla verilenler. Evet. Onlar herhalde daha çok bu oya yönelik oluyor. İşte o olmaması lazım. Çünkü Bakanlar Kurulu'na istisnai anlamda vatandaşlık tanıyor. Onların ölçüleri bellidir. Nedir? İşte yatırım yapacaksa insan bu ülkeye. Ya da işte kültürel anlamda katkısı olacaksa bunlara istisnai vatandaşlık var. Ya da diyelim ki belli bir miktarda şirket kuracak, yeni bir şirket belli bir miktarda çok para getiriyor. Onlara verilmesi gerekli. İstisnai vatandaşlık olur. Yani dünyanın her yerinde bu istisnai anlamda vatandaşlık vardır. Bunlara verilmesi gerekir. Diğerlerine normal vatandaşlık ihtas edilmesi gerekir. Yani yasa ne arıyorsa onu vermeleri gerekiyor. Ve burada da bir ayrım yapılmaması gerekiyor. Ne yazık ki daha önceki CTP döneminde de özellikle bunların her döneminde kimler kendine yakınsa onlara vatandaşlık verdiler. Seçim döneminde şunu yapıyorlar. Ben size vatandaşlık vermiştim. Oyunuzu bize verin. En azından bakın, en azından bu defa. Bir de öyle var. Yani kişi tereddüt ediyorsa ya en azından bu defa ver. Bir defalık karşılığı bir defa, bak, ver. Sana vatandaş yaptım. Bir defa oyunu bana ver. Karşılaşıyor musunuz böyle manzaralarla? Tabii canım. Mesela geçen seçimde yeni vatandaş olmuş bir kişi. Çok da sonradan samimi olduğumuz bir kişi. Gittik o istedik. Vallahi dedi kusura bakma. Biz dedi söz verdim. Bir defalık dedi onlara vereceğim. Ben de vatandaş oldum. Adamlar da geldi o istedi benden. Başka da bir şey beklemiyorum dedi. Olay bu. Yani kesinlikle tutuyor da yani. Tutuyor ki yıllardır iktidarlar devam ediyor. Tabii. O yine anlaşmayla ilgili TC kökenlilerin bir sorunu daha var, onu da değineyim. Sen biraz açtın ama ben tamamlayamadım onu. Şimdi olasılı bir anlaşmada neler olabileceğini anlaşmayı isteyen hiçbir hükümet oturup düşünmedi, programda yapmadı. Şimdi bizim tahminimize göre bir 50-60 bin kişi yerinden oynayacak. Hı hı. Bu insanlar nereye gidecek, nerede oturacak, evleri yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunlar kesinlikle programı yok, para yok, plan da yok. Ben bunu Sayın Akıncı'ya sormuştum. O da şöyle demişti, bunlar hazırlanmadan kimsenin yerinden göç etmesi söz konusu olamaz. Yani yeni yaşam alanları hazır olmadan kimsenin gidip de çadırlarda kalacak değil insanlar. Tamam da anlaşmayı bu kadar istiyorsak en azından proje bazında, plan bazında bunlar olmasın. Bunları dünyadan bekliyoruz herhalde. Bunu paraları versin de yapılsın. Yani verilmiyor sana o kadar parayı. Vermezler. Şimdi bu olası 50-60 bin nüfusunda en azından 40 binden fazlası TC kökenli olacak. Yerinden oynayacak. Bakın onun için ben burada söylüyorum. Özellikle TC kökenlilere kesinlikle sizi kaldırıp bir yere oturtacaklar ve çadırda bekleyeceksiniz uzun süre. Çünkü bunlarda ne para var, ne proje var, ne de plan vardır. Çünkü Rumlar anlaşma olur olmaz ne diyor? Hemen diyor ilgili yerler boşaltılacak. Ama ben gelip... Sayın Cumhurbaşkanı söyledim. Daha söyledim yani o zaman yalancı olmuş. Yalancı konumuna düşüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer hayır Cumhurbaşkanı olursa öyle isteyebilir. Ama Cumhurbaşkanı yapmayacak ki bunu. İmzayı atacak olan Sayın Akıncı'dır. Eğer bu şartlar oluşmazsa atmam diyor adam imzayı. Hayır şimdi atarsın şimdi da... Şimdi çadırda yaşayacak dersek şimdi, insanlar evet, biraz çarpıtma diyelim ki sanki. Şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylediğini varsayalım. Diyelim ki anlaşma yapıldı. Mesela 2004'te de 1,5-2,5 yıl içinde galiba Alayköy kalkacaktı. Önce başka yerler. Diyelim ki bir yıl sonra kalkmaya başlayacak. Anlaşma yapıldıktan sonra imza atıldı. O bir yıl içinde yeni yerler yapılmazsa yerleşim yerleri ne olacak? Kalkmayacak insanlar. Yeni yer yapılmadan gitmemesi lazım. Yani ona göre bir imza atılacak. Atılması lazım.
En azından Sayın Cumhurbaşkanı bu hassasiyeti umarım öyle koyuyor. Yani, umarım öyle olur ama kim yapar o da ayrı konu. Şöyle kim yapar? İmzaya atacak olan bunu güvence altına alacak. Umarım öyle olur. Umarım. Dediği oydu. Yoksa ben bilemem. Yani umarım ben yanılıyor olurum. Ben kendim sorduğum yani, için soruyu aldığım cevabı aktarıyorum. Umarım dedi, ben yanılıyor olurum. Yanılmayı gerçekten ki bu zamanda zaten çadırda hayat söz konusu. 1960'larda değiliz şu an. Var var. Kesinlikle biliyorsun depremler oluyor. Depremden sonra insanlar kaldırılıyor. Uzun süre o çadırlarda ya da prefabrik konutlarda uzun süre kalıyorlar. Emin ol bizde de öyle yapacaklar. Prefabrik konutlara taşıyacaklar, size ev yapacağız diye. Ve uzun süre orada kalacak bu insanlar. Bu kimse kabul etmez. Vallahi ben böyle bir anlaşmayı kimse kabul etmez. Hele bu zamanda. Ama önce kabul edeceksin, ondan sonra zaten onaylanacak. Ondan sonra diyecek ki yani, bir yıl içinde çıkacaksın sen. Yani şey vatandaş artık bunun farkındadır ya, Mustafa Bey. Yani sorguluyor vatandaş bunu. Biz de her gittiğimiz köyde bunun sorgusunu yapıyor Birleşmiş vatandaş. Milletler anlam planında 7000 asker geleceğiz. Uluslararası asker bunu uygulamak için. Bir anlaşma yapıldı. 10.000 asker geldi bizim polisle birlikte uygulamak için. Köyler kalkacak. Nasıl vatandaş kaç koyamaz ki? Olur mu iş? Yani 40.000 dediniz siz. Evet. Ki 50-60 bin, işte 40 bin TC dediniz ama fark etmez. Evden kaldırılacak olan insan TC, KK, TC, Rum fark etmez. Yer yerinde oynar 10 bin polis de. O iç savaş demektir bu. Olmaz. Yani, ama umarım ben yanılıyor olur. Yani burada yanılmayı gerçekten isterim. Bakalım. Şimdi ben geçen gün şeyi izledim. Sizin bir tanıtım filmciğiniz var. Evet. Facebook'ta size evet. düşen bölüme baktım. Hı. Hukuksal sorunlardan evet. bahsettiniz. Avukatsınız tabii. Evet. Ve işte ihtisas mahkemeleri falan farklı düşünceler var. Bunlarla ilgili hazırlığınız tamamdır. Yani bir olası bir iktidar döneminde hukuki adımların ne olacağı, yapılanmanın nasıl olacağını yoksa tespittir bunlar. Allah kerim. Hayır şimdi orada aslında yapılacak olanlar belli. Biliyorsunuz her yıl adli yıl açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı'nın konuşması var. Bir de baro. Konseyi başkanı var. Aslında problemler belli. Her sene aynı. Her sene de söyleniyor. Ama kesinlikle bir şey yapılmıyor. Bakın bugün mahkemeler dosyalarla dolu. Gerçekten yargıçlar dosyalardan, savcılar da öyle, dosyalardan başını kaldıramıyor. Kesinlikle düşün saat 12'ye kadar dosyayla uğraşacak. 12, bir yargıç 12'den sonra öğlen duruşma yapacak ve ondan sonra gece haftalarca karar yazacak. Kesinlikle hiçbir vakti yoktur ve özlük hakları da ekonomik anlamda, maaşları da buna rağmen düşüktür. Şimdi başka bir örnek vereyim size. Yüksek Mahkeme 2017 yılında 2016'nın dosyalarını bitiremeyecek. Düşünebiliyor musun? 2015 ile 2016'yı bitiremeyecek. Yani her yıl dosyalar askıda kalıyor. Bir yıl sonraya gidiyor. Bir de tabii Yüksek Mahkeme'ye geldikten sonra da uzayan dosyaları vardır. Şimdi burada asıl sorun şu. Bunlar yapıldı, mahkemeden kararını aldın. Diyelim ki sen alacaklısın birinden, biriyle bir sözleşme yaptın veya başka bir nedenden dolayı mahkemeyi de kazandın, seviniyorsun. Aslında sevinme, sorun ondan sonra başlıyor. Yani mahkeme, yargıç karar verdi, dedi ki sen haklısın. Şimdi icraya gidiyorsun. İş icraya gitti mi? İcraya gidiyorsun. Adamın da taşınmazı var. O taşınmazı satıp para almanı için diyelim ki mahkeme 3 yıldır, 4-5 yılda onun için uğraşacaksın. Evet. Etti mi 8 yıl. 8 yıl uğraşacaksın ve bir zamanlar bir hata yaptın diye o hakkını gene ya alacaksın ya da alamayacaksın. Dolayısıyla icra sistemi kesinlikle bu ülkede yürümüyor. Dolayısıyla ilk defa bu dönem adli yıl açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı da icra sistemi şimdiye kadar karşıyım ama özelleştirilebilir dedi. İlk defa bu yıl söylüyorum dedi. Kesinlikle icra sistemi özelleştirilmelidir. Çünkü ne yapıyorsun? Yani bu parti politikası değil mi? Yani sizi bağlamaz. Yani parti politikasını konuşuyoruz. Şu hayır bu yoksa var olan çözüm yollar. Yüksek Mahkeme'nin de katıldığı bir çözüm yolu. Biz de katılıyoruz. Tamam, biz de katılıyoruz. Yani ayrı yeni bir çözüm yolu üretmiyoruz. Var olan çözümler belli, siyasetçiler ne yazık ki bunu gerçekleştirmiyor. Burada bakın ne oluyor? Ondan sonra icra için başta veriyorsun, icra ile ilgili memur
gitmiyor ya da gidiyor. Biri de ahbaptır, tanıdıktır, malı yoktur. Geri geliyor. Malı yok, ne yapıyorsun ondan sonra? Yeni bir dosya yapıyorsun. Haydi istihda düzenliyorsun mahkemeye. Taksite bağlansın. Haydi ondan sonra bu defa da diyor benim diyor gelirim yok. Gelirini daha önce mal mülk varsa başkasına devretmiş. Taksit diyor ben ancak 50 lira veririm. 20 bin lira borcu varsa 20 yılda bitmez. Ve mahkemeler bu nedenle doludur. Başka bir site tepli. Bir örnek, çok ilginç bir örnek. Bu dönemde bakan değil, geçmiş dönemde bir bakandı. Bakan davalı. Mahkemedeyiz. Ve diyor ki orada ilgili kişi bulamadım. Efendim diyor tepli yapılamadı. Yargıç ne diyor biliyor musun? Eğer diyor bir bakana tepli yapılamıyorsa bu ülkede yere belli herkes biliyor. Kime tepli yapılacak? Bakana tepli yapılamıyor. Yani böyle bir şekilde nasıl sen adaleti gerçekleştireceksin? Bunun için biz şöyle bir sistem düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı. Şimdi Adalet Bakanlığı deyince bazı hukukçuların, başka birilerinin aklına başka şey gelebilir. Yani adaletin, Adalet Bakanlığı ya da orada müsteşar ya da müdürlerin mahkemelere karışması anlamında. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey kesinlikle aklımızın ucundan geçmez. Çünkü bizim mahkemelerde yargıçların, savcıların atanması, yükselmesi vesaire anayasal anlamda güvence altındadır. Onlara karışma gibi bir niyetimiz yok. Sadece bu sorunları hem yüksek mahkemeyle hem de barolarla, sadece baro konseyi değil, yerel barolarla da birlikte ve avukatlarla birlikte çözümlemektir. Çünkü gerçekten mesela yargı sayısını artırdık, epey arttı yargı sayısı, sorun da yine çözülmüyor. Bu ülkede başka bir şey, size çok ilginç gelecek şeyler söylüyorum. Bu ülkede en fazla ceza davası uyuşturucudur biliyor musun? Evet. Ve artıyor. Adam sıfır bilmem kaç gram uyuşturucu yakalanmış. Bu adam bir de yakalanıyor, 3-4 ay hapis gidiyor. Ama tedavisi yok. Tedaviyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi var ya, yasa. Ya onlar da orada da bir sonuç alınmıyor. Hala biz mahkemede görüyoruz, sonuç alınmıyor. Ciddi olarak üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi o, tedavi hakkı yok mu şeyin? Var, o var ama sonuç yasa alınmıyor. Yani doğru anlamda bir şey yapılmıyor. Yani projemiz yok, doğru anlamda doktor yok, uygun yer yok. Öyle eksikliklerimiz. Tabii tabii. Yoksa yasa evet noktasında bir sıkıntı var yok sanırım. Ama olmuyor. Adam gidiyor içeride daha da beter oluyor. Çıkıyor daha da çok artırıyor bunu. Dolayısıyla ondan sonra 0-2 gramdan 5-6 grama gelince cezası artıyor. Gidiyor, çıkıyor, yine artıyor. Dolayısıyla mahkemeyle ceza vermekte bu sorun çözümlenmiyor. Oysa o kişinin orada mutlaka tedavi görmesi, topluma kazandırılması gerekiyor. Dolayısıyla mahkemeler ya da adalet kurumu tamamıyla yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunu düzenlerken de biz parti olarak ille de bizim şöyle bir düşüncemiz vardır demiyoruz. Var olan sistemin içindeki kişilerle işte yüksek mahkeme, yerel barolar ve yerel barolardan oluşan baro konseyi ve diğer avukatlarla, eski emekli olan yargıç ve savcılarla birlikte bu işi çözümlemeyi düşünüyoruz. Evet. Diğer peki ülkelerden de yararlanarak. Mutlaka. Yani tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. İnsanlar yüzyıllar boyunca yapmış bir şeyler. Bunlardan örnek almak, uyarlamak lazım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim size. Çıktığınız bu yolda partinizle birlikte hayırlı olsun. Teşekkürler. Efendim, Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Ulaş, avukat Mustafa Ulaş'tı bugün stüdyomuzun konuğu. Hem partiden hem de kendi vizyonlarından söz etme şansını yakalamış olduk. Yarın yeniden konuşup tartışmaya, daha iyi bulmaya, aramaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.